Nasıl anne, rahat uyudun mu? İlk defa kalmıyorum ki oğlum polis evinde. Babanla geldiğimizde de kalırdık hep. Rahat çok şükür. E ne bu suratın beş karış? Nerede bu çocuk Metin? Ha? Vallahi siz buraya geleli bir haller olmuş. Ne iş yapıyor şimdi bu? Uçuculuk yapıyormuş. Ne? Ayol onun tek bildiği şey kafa ütülemektir. Ne anlar o uyutuculuktan? Hale bak. Ya babam buna demiş ki, git bak bakalım demiş, sen oralarda tutunabiliyor musun? Bu da işte aklınca kendi kafasına göre takılıyor. Yani kabart biraz babamla ya. Ben ne diyeyim o babana bilmem ki. Anne, dün gece de soracaktım da sana, yanlış anlama diye sormadım. Sen de bir şey söylemedin zaten. Sen böyle çat kapı niye geldin ya? Babam niye gelmedi seninle? Babanın burada olduğundan haberi yok. Ne? Biz konuşmuyoruz. Ben çok düşündüm Metin. Boşanacağım galiba. Sıcak çiğ börekler, buyurun. Evet abiler, Eskişehir'in meşhur çiğ böreği. İstanbul'a geldim yemeden döndüm deme. Buyurun abicim, taze taze. Buyurun abi. Yahu Eskişehir'in çiğ böreğini İstanbul'da niye satıyorsun? Abicim ben bir geleneği yaşatıyorum burada. Bak sen de ye, pişman olma sonra. Be kardeşim, hem geliyorsunuz memleketi bırakıp ta buralara, hem de gelir gelmez yok o niye öyle, yok bu niye böyle? Yiyeceksen ye böreği. Ne o ilk dakikadan vızıl vızıl kafayı gülüyorsun ki? Allah Allah. Abicim bak, çiğ börek yemeyeceksen dükkanın önünü kapatma. Tamam tamam, uzun etme. Kaça çiğ börek? Of Allah'ım yarabbim. Abicim bak şimdi burada yazıyor, görmüyor musun? Bir çiğ börek 1 lira, 2 çiğ börek 2 lira, 3 çiğ börek 3 lira, 4 çiğ börek 4 lira. Ulan daha İstanbul'a iner inmez sayıyla mı verdiler sizi be? Yok bir tanesi 1 lira, 2 tanesi 2 lira, 3 tanesi 3 lira. Abicim ne yapıyorsun sen ya? Kaç tane yiyeceksin onu söyle. Asıl sen kaç tane yiyeceksin onu söyle dingil. Dalga mı geçiyorsun sen adamla ha? Abi dur, dur abi, ne yapıyorsun sen ya? Tamam. Abi dur ya, ne oldu ya? Yeme sen, yeme Allah Allah. Anne siz çıldırdınız mı ya? Biz evlenmeye çalışıyoruz. Bu yaştan sonra ne boşanmasından bahsediyorsun sen ya? Siz varken bir derece katlanabiliyordum Metin. Ama sizin yokluğunuzda yani babanın huysuzlukları iyice ayyuka çıktı. Çekilir dert değil vallahi. Anlaşıldı. Bizle de uğraşamıyorsunuz tabii artık. Siz orada iyice birbirinize sardınız. Ya sen bizi bırak da kendi kuracağın yuvanın hazırlıklarına başla. Gönüllü evlenince de böyle polis evinde bir odada mı kalacaksınız? Lojman işi var işte. E'si yani annesi böyle hiçbir şeyi beğenmiyorken ya kızı iyice kendi ortamıma sokmak istemiyorum. E o zaman bütçenize göre bir ev bakın be oğlum. Anne nasıl bakacağım? Saate bak. Her gün böyle. Geç kalıyorum işe, baksana. O zaman ara gönüllü. Biz gelinimle hallederiz bu işi. Ha sen kalacaksın yani burada öyle mi? Niyetin yok dönmeye falan. Metin, bak söylediğime pişman etme beni. Arar mısın şu kızı? Sen konuş. Buyurun. Hocam günaydın. Ben bugün başlamaya hazırım. Ne zaman geleyim? Vakit daha erken. Bence önce bir bütün derslerine gir. Çıkışta bekliyorum, oldu mu? Yapacak çok işimiz var. Tamam, nasıl isterseniz. Siz gelmiyor musunuz? İsterseniz derse birlikte gidelim. Temel bilimler hocanız ben değilim aslı. Dün profesörünüzün kürsüsü vardı. Vekaleten ben girdim. Bugün bizzat kendi girecek. Tamam, görüşürüz sonra. İyi dersler. Hay Allah arkadaşım ya. Madem bu kadar acil, ben gideyim şimdi servisten arabayı alayım. Oradan geleyim seni alayım, sonra gidip bakalım beraber eve. Ne arkadaşı Gönül ya? Hayat arkadaşı demek istiyorsun galiba. Ya hem beni değil annemi alacaksın diyorum. Ya tamam işte ben de onu diyorum. Alo, alo. Hay Allah, bu evde de hiçbir yerde çekmemeye başladı. Alo. Alo. Ya
Metin ya, anlamıyorsun. Annem var evde, konuşamıyorum işte ya. Tamam, ben gidip konaktan alacağım arabayı şimdi. Oradan gidip anneni polis evinden alırım. Sonra da biz beraber gidip bakarız eve. Sen merak etme, git işine. Gönül, bir şey söyleyeceğim. Sen anneme böyle hep annen mi diyeceksin ya? Ya yok tabii, demeyeceğim ama alışacağım işte Metin. Yavaş yavaş. Hı. Peki, anladım. Ya yüzeye de bakıyorum da yakışmış sanki ha. Metin, ben evde takamıyorum ama yani sokağa çıkayım da takayım diye nasıl sabırsızlanıyorum. Seni seviyorum sevgilim. Ben de seni seviyorum sevgi, vallahi sevgi. Bak unutmamışsın annemin adını, bravo. Tamam arkadaşım Özde, konuştuğumuz gibi ben gelip seni alacağım. Ne oluyor gönlüm? Nedir böyle kıyılarda köşelerde şifreli telefon görüşmeleri? Sen anneni aptal mı sandın? Ay, of anne, ya artık iyice paranoya yaptın ha. Ya üniversiteden bir arkadaşım vardı hani, Özlem. Ya, kızcağız evinden atılmış, ev sahibi ihtarname çekmiş. Sen İstanbul'u benden daha iyi biliyorsun. Hadi gel bugün eve bakalım dedi. Yani bu yani. Ha. Araban serviste. Ya yok yani arıza yaptı. Anneciğim hadi benim banyo yapmam lazım. İşim gücüm var. Bak kızım. Bilir misin? Yalan söylemek yemeğe soğan doğramak gibidir. Önce biraz gözün yaşarır. Sonra alışırsın. Pembeleşinceye kadar kavurursun. Sonra da suyunu çekince çok geçmeden çıkar kokusu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.